çok fazla bir gelişme yok. Bugün bütün ifadelerin tamamlanacağı söyleniyor. 17 kişinin bütün ifadelerinin alınacağı söyleniyor. Soruşturmada gözaltı sayısı 17 idi ama son bir bilgi geldi. Şu anda 24'e ulaşmış Dilan Polat olayında. Dilan Polat ve Engin Polat'ın ifadelerinin alınmaya başlandığını Ahmet de Alta KJ olarak yazdı. Toplamda 24 arabaları varmış biliyor musunuz? 13'ü geldi, 11 daha araba gelecekmiş. Toplam 24 araçtan bahsediyoruz ve 24 kişinin ifadeleri de bugün sonlanacak. Demet Akalın dün bir cümlesi vardı, dikkatimi çekti. Onları ben tanıyordum diyor. Bu kız Dilan dediğimiz hanımefendi çocuk bebek fotoğrafçısıymış. Bebek ve annelerin fotoğraflarını çekermiş. Ve işte yani ne deniyor ona? Bebek fotoğrafçısı mı deniyor Ahmet? Öyle bir şey var ya, öyle bir fotoğraf şey. Doğum fotoğrafçısı. Evet, doğum fotoğrafçısı. Bu işi yaparlarmış. Ondan sonra da yürü ya kulum diyor Allah. Ve yürüyor onlar. Kimin yürüttüğünü bulmak gerekiyor burada aslında. Bunlar yani bir bebek fotoğrafçısıyla, bebek fotoğrafçılığı işiyle kazanılabilecek bir para değil bu. Yani 4 yıl içerisinde 24 tane arabaya sahip ol. İşte onlar içerisinde Ferrari'ler, bilmem neler, uçaklar, villalar, sadece kendisi değil yakınları da bunlardan nemalanmış. Yani bu kolay kazanılacak bir para 4 yıl içinde değil. Hiçbir işin getirisi 4 yılda bu kadar olmaz diye tahmin ediyorum. Bunun içerisinde vergi kaçakçılığında olduğunu düşünüyorum. Yani bunun içerisinde bir çete, ama bunlar yazık piyon. Bunların bence en büyük hatası sosyal medyada bu görgüsüzlüklerini fazla yaymaları. Çünkü yani eğer bunu yapmasalardı, bu görgüsüzlüklerini paylaşmasalardı zaten başları derde girmezdi. Bir müddet daha götürebilirlerdi diye düşünüyorum ben. Gidebildiği yere kadar. Ama işte bir şekilde yanlış yapıyorsunuz. O yanlış yaptığınızda da bunun bedelini ödüyorsunuz veya ödeyeceksiniz. Masumiyet karinesi, evet, hala onlar için de geçerli. Ne var ki benim kafamdaki soru, siz bu kadar parayı 4 yıl gibi bir sürede nasıl elde ettiniz? Sadece arabaların değeri 150 milyon TL. Sadece arabaların değeri 150 milyon TL'ymiş. Kara para, vergi kaçakçılığı, bunlar ciddi suçlamalar ve Demet Akalın diyor ki ben bir takım şeyler hissettim onlarda diyor. Belki ifadesi alınacak Demet Akalın dünkü sözlerinden dolayı bilmiyorum. Bir şeyler hissettim ve uzaklaştım onlardan diyor. Tabii hissettiği neydi çok fazla detaya girilmemiş. Mutlaka emniyette ve özellikle savcılıkta alınacak ifadeler bu kişilerin geleceğinin ne olacağını gösterecek. Tahliye gelir mi? Ne bileyim adli kontrolle çok tahmin etmiyorum. İşin içerisinde çünkü vergi kaçakçılığı, kara para var ve 2 aydır uzmanlar, Mali Şube MASAK bunun incelemesi altında sağlam delilleri vardır diye düşünüyorum ben. Ve bu şekilde de bir peri masalı hikayesinin sonuna doğru geliyoruz. Bugün de gelişmeleri size yine sözlü anlatacağız. Geldik.